Bu makale Cins Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Hüseyin Likoğlu Kan davalınızda kahvaltınızın menüsünde kim olacak? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef alması Fethullahçı hainlerin ne kadar ileri görüşlü olduğunu hatırlattı bana. 2011 yılında yarı açık yarı gizli bir şekilde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hedef olan Fethullahçı hainler, küresel güçler Tayyip Bey'in üstünü çizdi, o artık olmayacak, öyle ya da böyle gidecek diyorlardı. Fethullahçıların bu vaazına inanan AK Parti içerisinde bazı isimler yavaş yavaş tasını tarağını toplayıp gitmeye başlamışlardı bazıları da hedef parti değil hedef Erdoğan diyerek Erdoğan giderse parti bize kalır bu güçlerin bizimle bir derdi yok anlayışıyla içeride kalmayı tercih etti onlar da 15 temmuzdan sonra baktılar Erdoğan'ın gideceği yok sağa sola gelecek ve deva olmak için gittiler Fethullahçı İdris Bal'ın Erdoğan gidici, bizler Erdoğan'sız AK Parti'ye ya hazırlıkla yakalanacağız ya da hazırlıksız yakalanacağız diyerek gizli saklı toplantılar yaptığı dönemde Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısıydı. Anlaşılıyor ki Biden bugün seçim kampanyası sırasında sarf ettiği sözleri o günlerde perde arkasında Fethullahçı çevrelerle paylaşıyormuş. Beytullahçılar onun için Erdoğan'ın küresel güçler tarafından gönderileceğinden o kadar emindiler. Çözüm süreci döneminde kötü çocuk olan Selahattin Demirtaş, 2014 yılının Eylül ayında Amerika'da Ermeni diasporasının önemli isimleriyle bir araya geldikten sonra o da Erdoğan'ın gidici olduğuna inandı. Artık cici çocuk olmaya karar verdi cici çocuk olmak için Amerika'dan Türkiye'ye döner dönmez ilk talimatını verdi. 6-8 Ekim olaylarıyla uzun zamandır barış yerlerinin estiği bölgeyi yeniden kan, şiddet ve korku iklimine çevirdi. Tamamı Müslüman Kürt olan 50 insanın hayatını kaybettiği olayların katliam emrini verdi. Dolmabahçe'de kurulan çözüm masasından bir gün sonra Aslı Aydın Taşbaş, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde Kürtler bizi sattı mı başlıklı bir yazı kalemi aldı çözüm masasını ve PKK'nın silah bırakma ihtimalini Kürtlerin kendilerini satması olarak gören kafalar endişeyle Aslı Hanım'ı aramış. Aslı Aydın Taşbaş'ın bu endişelilere ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Ama onları tatmin edecek cevabı Demirtaş'ın bir buçuk ay sonra onlara verdiğinden eminiz. Cici çocuk Selo bu endişe sorusunun üzerinden bir buçuk ay geçtikten sonra mecliste partisinin grup toplantısında kürsüye çıkararak o meşhur rahatlatıcı açıklamayı yaptı. Selo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek seni başkan yaptırmayacağız dedi. Çözüm sürecini Kürtlerin kendilerini satması olarak niteleyenler oh be diyerek derin bir nefes aldılar. 15 Temmuz'da milletin direnişi heveslerini kursaklarında bıraksa da 16 Nisan referandumuyla nefesleri kesilse de hiç pes etmediler. Ne de olsa çıkmamış candan umut kesilmez. 24 Haziran seçimleriyle bitkisel hayata girdiler. Ancak Joe Biden ve Macron'un onları hayata döndüreceği umuduyla yeniden ümitlendiler. Demirtaş'ın Meral Akşener'e çat kapı kahvaltı çıkışı bu yeşeren ümidin tezahürüdür. Akşener'in de kan davalısı olarak gördüğü Demirtaş'a kapıları sonuna kadar açması aynı atmosferin neticesidir. Şayet öyle bir kahvaltı söz konusuysa menüde Tayyip Erdoğan olacağı için sofraya kiminle oturduğunuzun bir önemi yok. Mesele kiminle ne yiyeceğiniz değil, kimi yiyeceğinizdir. Bu örtülü ve açık ittifakı oluşturan ruh hali de budur. Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.